Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Serpil. Bugün erkenden kalktım. Gördüğünüz gibi makyajımı yaptım. Birazdan da hazırlanacağım ve evden çıkacağım. Bugün yine ben bıçak altına yatıyorum. Yine ameliyat oluyorum. Bundan size bahsetmemiştim. Çünkü son ana kadar bekledim. Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Kafamda hala daha tereddütler vardı. Ama bir taraftan da olmam gerektiğinin farkındaydım. Bildiğiniz gibi ben bundan 6 ay önce burnumdan ameliyat oldum. O süreçlerimi zaten size videolarımla an ben aktardım. Benim sorunum burnumda kemik eğriliği olmasıydı. Yani sol tarafımdan resimlerimde çok güzel çıkıyordum, çok güzel gözüküyordum ama sağ taraftan aynı şekilde güzel değildi. Eğrilik vardı, bayağı bu şekildeydi. Ve kıkırdak sorunum vardı. Yani burnumun sol tarafında kıkırdağım çok bariz bir şekilde burnumun önünü kapatıyordu. Nefes almakta zorluk çekiyordum. Ben senelerce bu şekilde yaşadım. Artık dayanamaz hale geldim. Hem nefes problemi çekip hem de görüntü anlamında kendimi iyi hissetmememe sebep olan burnumu birazcık böyle bir düzelttireyim istedim. Yeniden ameliyat oluyorum. Sebebi de burnumun şekliyle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Yani gayet memnunum. Daha da iyi oturacağından eminim. Ama burnumun sol kısmındaki kıkırdak ilk 3 ay içerisinde yoktu. Yani rahatsız eden bir şey yoktu. 3. ay kontrolünde de tespit ettim birazcık. Doktor hatta bunu söyledim. Buradaki kıkırdak kemik ya böyle dokunduğum zaman elime geliyor dedim. Doktor bana sabret dedi. Daha belki ödem vardır orada. Birazcık daha sabret. Eğer inmezse, ödem değilse ve inmezse kıkırdakla alakalı bir durumsa o çok kolay bir operasyon. 15-20 dakikada biz onu hallediyoruz dedi. Ben de doktorun bu sözüne güvendiğim için sabırla bekledim. Zaten süreçlerimi eğer biliyorsanız çektiğim diğer videolarda da sürekli kamera karşısına geçiyorum. Burnum bir gün çok iyi gözüküyorsa ertesi gün yamuk gözüküyordu falan. Hani bunların hepsi ödemle alakalıydı. Ben bunların hiçbirine takılmadım. Olan şeyi biliyorum. Yani burun ameliyatı olan herkesin burnun oturması için 6 ay ile 1 sene arasında bir zaman beklemesi gerekiyor. O kadarlık bir zaman diliminde sabretmesi gerekiyor. Güzel bir sonucu görebilmek için. Benim burnum sanırım 5. ayda böyle tam olarak oturduğunu ben hissettim. Şişiklerin indiğini falan hissettim. Öncesinde bir sabah kalkıyordum burnum çok güzel. Ertesi sabah kalkıyordum burnum yamuk gözüküyordu. Arada sırada gelgitler yaşadım. Hani ne kadar kendimi bu duruma hazırlamış olsam da acaba böyle mi kalacak? Acaba yine yamuk mu olacak? Acaba ben işte boşuna mı bıçak altına yattım diye tereddütlerim oldu. Ama sabrettim dediğim gibi. 6. ay kontrolümü 10 gün önce geçirdim. Doktor burnuma baktı. Resimlerim yine çekildi. Dokundu. Şu şekilde dokundu. Burun kıkırdağım, burun kemiği falan gayet şekil almış dedi. Artık şu saatten sonra kıkırdağına müdahale yaparsak burnunun şekli bozulmaz dedi. O yüzden burun kıkırdağını törpüleyebiliriz dedi. Çünkü kameraya da baktı. Kameraya bakarken ben zaten direkt evet evet orası dedim. Yani kıkırdak bariz bir şekilde burnumun girişini rahatsız ediyor. Aynı zamanda nefes almamı engelliyor. Yani burası çok iyi, harika. Ama ağzımı kapattığım an ben hemen böyle boğulacak hissini yaşıyorum. Yani tek bir burun deliği bile kapalı olduğu zaman hakikaten tüm vücudum etkileniyor. Öyle söyleyeyim, boğulacak gibi bir duruma giriyorum. Sen istediğin zaman biz onu düzeltebiliriz dedi. Ben de en kısa zamanda olsun dedim. Çünkü yani yaza giriyoruz. Birkaç ay sonra denize gideceğim falan. Güneşti, güneş gözlüğüydü. Bunların hepsinin sıkıntısını bildiğim için bir an önce olsun istiyorum. Sonuç olarak ben birazdan çıkacağım. Hastaneye gideceğim. 15-20 dakikalık bir operasyon. Ödeme yapmıyorum. Çünkü zaten halen daha o sürenin içerisindeyim. Daha yeni 6. ayda çıktım. 9. ay kontrolüm de var. Yani ben halen daha o kontrolün içerisinde bulunuyorum. Ben zaten sağlık anlamında biraz daha iyi nefes alabilmek için de biraz hızlandırdım bu süreci. Ama kıkırdağımın bu şekilde olması tabii ki de biraz rahatsız etti beni. Doktorun dediği şey hani bunu öngöremeyiz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama burun bunu o süreçte oluşturabilir. Bu beklenmedik bu durum. Herkes de olacak diye bir durum değil dedi. Ben de tamam dedim. Doktoruma güvendiğim için. Genel anestezi mi, lokal anestezi mi diye sorulduğunda ben genel anesteziyi seçtim. Çünkü bu operasyon 15 dakikalık bile olsa ameliyathanede yapılıyor. Lokal yaptırdığım durumunda insanları başımda göreceğim, anestezisi, doktoru, oradaki herkesi işte ellerine neşterlerle, bilmem nelerle, kanlarla, iplerle, iğnelerle ben o görüntüye dayanamam yani. Kendimi hazır hissetmiyorum öyle bir şeye. Ben zaten kan görmeye dayanıyorum kendi kanımı. O yüzden benim için genel anestezi daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Yarım saatte ameliyathaneden çıkmış olurum. Ardından akşam üzerine doğru taburcu oluyorum. İşlem kısa olduğu için hastanede yatmam ama gerek yok. Tabii bir aksilik çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Aynı süreç mi yaşanacak? Hani onu bilmiyorum. Kıkırdak törpülenecek ama oraya mutlaka bir dikiş atılacak. Tampon koyulacak mı? Koyulmayacak mı? Ya da o dikişler kaç gün sonra alınacak? Yeniden burnuma bir bantlama yapılacak mı? Alçıya alınacak mı? Ama alçıya alacağını zannetmiyorum. Burnun şekillendirme olmadığı için burnumun zaten şekli artık oturdu. Tabii daha da oturacaktır. Daha süresi var. Tamamen hani 6. aya girdim. Heh, artık tamamen bu burun olamazdı yani. Burun ameliyatı hakikaten çok sabır isteyen bir ameliyat çeşidi. Çünkü
Yüzünüzün tam ortasında ve yüzünüzü, ifadenizi, gülüşünüzü, her şeyinizi değiştiriyor. Kendinizi çok iyi hissettiriyor ya da kendinizi çok kötü hissettiriyor. O yüzden gerçekten çok önemli. Burnumun kalkıklık oranından memnunum. Burnum birazcık kaldırıldığı için üst dudağım da kaldırıldı. Benim sıkıntım burun kıllarımla alakalıydı. Hani keşke ona bir çözüm olsa. Şimdi diyeceksiniz ki işte lazer falan yaptır. Doktor da bunu söylemişti ama bilmiyorum yani lazeri yeni ameliyat olmuş bir buruna tutmak ne kadar sağlıklı. Bu ameliyattan sonra burun silme şeklim değişti. Ben eskiden bayağı bildiğiniz danaya girer gibi peçeteyi alır diye sümker böyle böyle yapar, içine kadar o peçeteyi sokar. Kendimi işkence çektirirdim. Artık nerede olursam olayım lavaboya gidiyorum, burnuma su çekiyorum ve geri iterek sümkürüyorum burnumdaki sümüklerin çıkması için. Böyle daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca size söylemem gereken bir şey daha var. Ben 2017 senesinde ameliyat oldum. Benim ameliyat bedelim 5500'dü. Nakit para ödediğim için de 5000'di. Ama ilk söylenen tutar 7200 ya da 7500 falandı. Yani SGK'm olduğu için işte 5500, 5000'e düştü. Benim videolarımı izleyen ya da benimle iletişim kurup o hastaneye giden insanlar benim 5000 liraya ameliyat olduğumu söyleyip bu konuda diretmeye başlamışlar. Şimdi ben 2017'de ameliyat olduğum için 2018 yılı içerisinde siz bu videoyu izleyip işte Serpil 5000 liraya ameliyat oldu, biz de o rakama olacağız derseniz bu hastane açısından sıkıntılı oluyor ki sıkıntı yaşamışlar. Videoyu değiştiremiyorum tabii ki de fiyat bilgilerini konuştuğum şeyleri ama açıklama kısımlarında belirttim. Benim ödediğim rakam 2017 senesi içerisinde ödediğim rakam. Artık 2018 senesi içerisindeyiz. Siz güncel rakamları hastaneyi arayarak ya da hastaneye giderek muhasebe departmanıyla konuşun. Bir sosyal güvenceniz varsa belirtin. Mesela benim SGK'm var ama özel bir sağlık sigortam da olsaydı hiç para ödemeyecek. Hani keşke de olsaymış ama yoktu. Hani belki sizde ikisi de vardır. Sıfır rakama gidersin. Hani bana özel bir indirim değildi onların yaptığı. Sadece 500 liralık o anda nakit ödememe istinaden bir iskonto yapıldı. Arayın, öğrenin. Şu an 2018 fiyatını ben de bilmiyorum. Hani hastaneye gittim ama hiç sormadım, sorgulamadım. Şuraya gidiyorum. Şurada hastane. Yine her zamanki gibi trafik. Hastaneye girdim, odama yerleştim. Hatta yatağımdayım şu anda. Şu odamı göstereyim size. Televizyon açık. Şu tarafı da göstereyim. Şurada tuvalet var. Ben daha önceki ameliyatımda yan odada kalmıştım. Onun tuvaleti bu taraftaydı. Şimdi kanım alınacak. Sonra anestezi uzmanı gelecek. Daha sonra Şahruz Bey gelecek. Ameliyat öncesi bir görüyor, konuşuyor seninle. Daha sonra işte ameliyat saatim gelecek ve beni götürecekler kesmeye. Çok heyecanlıyım, stres yapmaya başladım. Şu an tek başımayım. Şöyle, evet. Yiyelim üzerinde. Derin nefes alın. Anestezi uzmanımız buradan istiyor çünkü. Biraz acele güzeli. Elim açabiliyor muyum? Yavaşça açabilirsiniz. Nasıl bunları önlüğü falan giydikten sonra yapsak daha iyi olmaz mı? Yok, giyebilirsiniz. İçinde plastik var, herhangi bir sorun olamaz. Kaç kilosunuz? 53. Boyunuz? 1.58. Herhangi bir ilaca karşı alerjiniz var mı? Yok. Daha önce ameliyat oldunuz mu? 6 ay önce burnumda. Yine aynı ameliyattan. Evet. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Yok.
Sigara alkol kullanıyor. Hayır. Herhangi bir hastalığınız var mı? Tansiyon, şeker, kalp? Hayır ama kan görünce böyle bir tansiyonum düşüyor. Aspirin falan kullanıyor musunuz? Hayır. En son kaçta bir şeyler yiyip içtiniz? Gece yemek yedim ama sabah 6'da su içtim bir bardak. Sabah 6'da su içtiniz mi? Şu an yaptığınız ne? Kan alıyorum şu an. Kıyafetimi de giydim. Damar yolum da açıldı. Bekliyorum. Ameliyattan çıktım. Kendime geldim. Gözüm açıldı. Birazdan tabur çalacağım. Öncesinde bir şeyler yiyorum. Yemek getirdiler. Burnumun içinde bir tampon var. Pazartesi günü geleceğim. Çıkartılacak. İlaçlarım yazıldı. Reçetemi alacağım. Şu anda durumum gayet iyi. Gözlerimin altında ilaçlar var. Krem var. Onu temizleyeceğim. Merhaba, evdeyim. Ben yine böyle burnumdan konuşuyorum, farkındayım. Burnumun içinde şu an tampon var. Yani görünüş itibariyle bir değişiklik yok. Yani bir iz, bir şey yok gördüğünüz gibi. Size şimdi odamdan çıkıp ameliyathaneye indiğimde neler yaşadığımı anlatayım. Odaya kadar geliyorlar zaten. Siz arabaya biniyorsunuz. Asansördeyken yine bana sakinleştirici yaptılar. Ama o sakinleştiricinin içinde bence sizi bayıltacak bir şeyler var. Çünkü benim kafam bir güzel oldu o anda. Sonra ameliyathaneye girdim. Ameliyathaneye girerken zaten doktor bir şey dedi. Serpil Hanım'a önem verin. Kadınlar kulübünde falan paylaşıyor her şeyi dedi. Oradaki çalışanlar, asistanlar, hemşireler, anestezisi falan. Hani benimle konuşmaya, sohbet etmeye çalıştı heyecanımı almak için. Adımı, mesleğimi, nereli olduğumu falan sordular. En son hatırladıklarım bunlar. Sonra ben o narkoz için verilen cihaz var ya böyle ağzımıza doğru böyle geliyor. Yani onu daha şurada hissederken ben gittim. Hani daha bastırdıklarını hissetmedim bile. Duymadım, anlamadım bile. Ayrılırkenki aşamalarımı hatırlıyorum. Serpil Hanım diye. Sanki bu sefer ayrılırken daha uzun sürdü gibi hissediyorum. Yani sesleri duymaya başladım. Serpil Hanım uyanın kendinize gelin dediklerinden sonra. Fakat cevap veremiyorum. Yani içimden cevap veriyorum ama ağzım açık uyandım diyemiyorum bir türlü. Çok üşüdüm ve titredim. Yani o an öyle vücudum tepkiler vermeye başladı. Halen de beni ayıltmaya çalışıyorlar. Çünkü ben cevap vermediğim için uyandım mı uyanmadım mı anlayamıyorlar. Sadece titriyorum. İşte hırlayarak cevap verdim. Hani duyduğumu belki anlarlar o şekilde diye. Ameliyathanedeki kişilerin seslerini, konuşmalarını, aletleri falan duymaya başladım. Yani uyandım
ameliyat falan bitti. Uyandırılma aşamasından bahsediyorum. Fakat tepkimi onlar bilmediği için uyanıp uyanmadığımdan emin değiller. Boğazımda böyle pelte takıldı. Yani ameliyat işlemi sırasında genizime muhtemelen kan falan kaçmıştır. İkide bir falan yapmaya başladı. Bunu temizleyemez misiniz falan dedim. Gözünüz açın Serpil Hanım falan dediler. Gözümü biraz aralayınca artık odama çıkmama izin verdiler. Yukarıya gönderdiler beni. Gözüm yine de kapalı. Ben sadece aşağıda hani onları duyduğumu, ayıldığımı göstermek için hafif araladım gözümü. De yine odada üşüme faslı benim çorabımı falan giydirdiler. Duyuyorum insanları ama cevap veremiyorum. Yani ağzımı açıp konuşamıyorum. Öksürük tuttu kan şişelerinden dolayı, birikintilerinden dolayı genzimde. Biraz başımın ağrısı vardı. Konuşmaya başladıktan sonra hemşireye herkesçi yapıp yapamayacağını sordum. Ameliyathanede iki tane yaptıklarını ve birazcık daha zaman geçmesi gerektiğini söyledi. Bu arada acayip tuvaletim geldi. Böyle gözü kapalı şekilde ben tuvalete gittim. İki kez bu oldu. Ben 12.30'da ameliyata girecekken muhtemelen 12.45'te falan girmişimdir. İşte ameliyatım, ayılmam, yukarı çıkartmam hep topu 20 dakika falan sürmüştür. Ben çok fazla zaman geçtiğinin farkında değildim mesela. Hani kendime gelmeye çalışıyorum, duyuyorum her şeyi, titriyorum, el kolla bir şeyler işaret ediyorum falan ama aslında ben insanlarla konuşmaya çalışıyorum, bir şey anlatmaya çalışıyorum kendi çapımda beni anlasınlar diye ama tabii de konuşmadıktan sonra nasıl anlayacaklar? Sonra doktor geldi. Doktor geldiğinde ben yine tuvaletten dönmüş yatmıştım. Eşofmanı falan da giymiştim altıma. İyi misin dedi. Gayet iyiyim dedim. İyi ol zaten dedi. Gözümü açamıyorum dedim. Niye açamıyorsun? Gözünü aç, gözünde bir şey yok dedi. Ya bir şey olmadığını biliyorum ama o krem gözümü yakacak. Yani silmemiz lazım onu. Silmedik. Yürü falan dedi. Yürüdüm zaten dedim. İyiyim aslında. Gözlerimi açtıktan sonra sıkıntı olmaz dedim. Gözlerini aç dedi. Gözlerimi açtım. Sonra işte karşıma geçti. Dedi senin kıkırdak dışında mukozanda da sıkıntı vardı dedi. Burnunu küçülttüğümüz için o mukoza senin burnunda daha büyük durmuş. Bir de şişkinlik yaptığı için kıkırdakla birlikte burnunda olması gerektiğinden daha bir şiş duruyordu. Sana sıkıntı vermiş. Biz onu düzelttik dedi. Bir daha tekrarlamayacaktır dedi. İçime su serpti. Artık yemek yiyebilirsin. Kendini iyi hissettiğin zaman da taburcu olabilirsin. Gidebilirsin dedi. Bir tane ağrı kesici, bir tane de antibiyotik yazdı. Pazartesi günü de buraya geliyorsun. Çünkü burnuna silikon tampon koyduk, o alınacak dedi. Yani benim burnumda silikon tampon var. Ben o ana kadar tampon olduğunu düşünmedim, fark etmedim de. Yani burnumda işlem yapıldı haliyle dikiş ve kan kurusu, işte sümük falandır diye düşünüyordum. Ama bir de tampon koymuş. Şu an sanki içimden böyle aktığını hissediyorum ya. Bir şey akıyor ama ne bilmiyorum. Ardından işte doktor gitti, asistanları gitti. Yemek gelmişti zaten. Ben üzerimi falan da giydim. Sonra yemek yemeye başladım. O sırada saate baktım. Saat 4 olmuş. Yani ben 20 dakikada odama çıkmış olsam bir çeyrek diyelim en fazla hadi. Bir çeyrekten 4'e kadar ben yarı uyanık, yarı uyur, titrer, el kollarla konuşmaya çalışan, gözünü açamayan, iki kere tuvalete giden bir Serpil olarak vakit geçirmişim. Ben o kadar fazla vakit geçirdiğim farkında değilim. Yani en fazla saat 2 olmuştur diyorum. Ya da taş çatlasa 2.30. Ama saat 4 olmuş. 4'e geliyordu. Kendimi iyi hissettiğimin farkına vardım. Ayaklandım. Hadi ben gidiyorum dedim. Reçetemi de aldım. Eczanede de yaptırdım. Hastanenin önünde birazcık dinlendim. Hastanenin oradaki hattan McDonald's'a bile girdim. Kendime hamburger, patates kızartması, kola ısmarladım. Ardından da hemen hastanenin önünden benim evime minibüsü geçiyordu. Minibüsü atladım, eve geldim. Şu an eve daha yeni geldim. İyiyim, çok şükür iyiyim. Hastanedeyken baş ağrım oldu. Böyle hafif ateş olur gibi de oldu. Yüzüme su vurdum falan. Onun dışında kendimi nasıl hissediyorum ondan bahsedeyim. Farz etti ki burnum kanadı ve geriye doğru yaptım. Kanamasını durdurdum ama burnumun içi kan doldu. Hani kuru kuru olur böyle, donuk donuk olur. Şu an sanki o şekilde burnum. Elbette geçecek. Kendimi çok kötü hissetmiyorum. Ağrım falan da şu an yok. Hastanedeki baş ağrısı kalmadı. Ben biraz korktum. Benim ilk ameliyatımda baş ağrısı falan bile olmamıştı. Birkaç ay daha sabretmem gerekiyor. Bunu biliyorum. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bu şekilde vlog çekmemi istiyorsanız lütfen belirtin. Böyle dışarıya gittiğim zaman yaptığım şeyleri falan merak ediyorsanız bana bildirin. Ben de o doğrultuda sizi memnun edecek şeyler yapayım, hazırlayayım, sunayım. Herkese beni izlediği için teşekkür ediyorum.